Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere güzel bir modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Modelimize başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup yanındaki zil işaretine de tıklayarak tümünü seçerseniz paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Böylece yeni ve güzel modellerimizi de kaçırmamış olursunuz. Eğer modellerimi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Ben ara kısmını yaparak hazırladım. Şimdi modelimizi koyarak diğer ara kısmını da yapıp tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi ara kısmı ile modelim arasında 5 tane zürafa bırakıyorum. Dilerseniz 6 tane de bırakabilirsiniz. Bu da sizin isteğinize kalmış. Şimdi buraya hemen düğümümü atıyorum. İpimin ucu sağ tarafta olacak şekilde iğnemin üzerine koydum ve buraya düğümümü attım. Şimdi buraya 4 tane zürafa yaparak başlıyorum. 1. İpimi arasında yürütüyorum ki hem sökülme ihtimali olmuyor hem de bu şekilde başladığımızda daha gösterişli duruyor arkadaşlar. 2. 3. Bir tane daha yapıyorum. Ve 4. 4 tane zürafa ile başladık. Hemen baştaki zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Yanındaki zürafaya battım. Yanındakine batıyorum. Sondaki zürafaya battım. Zürafa sayım 3 tane kaldı. Baştaki zürafaya batarak tekrar buradan geri dönüyorum. Hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Sondaki zürafaya batıyorum. Zürafa sayım 2 tane kaldı. Tekrar baştaki zürafaya batarak geri dönüyorum. Yanındaki zürafaya batarak buraya bir yuva oluşturuyorum. Bu büyüklükte buraya bir yuva oluşturdum. Şimdi yuvanın içine batarak buradan geri dönüyorum. Bu şekilde geri döndüm. Şimdi buraya pırpır yapmaya başlıyorum. Önce yaprağımızı oluşturacağız. 1 2 3 4 Bir tane daha hemen yapıyorum. 5. Şimdi baştaki pırpıra batarak buradan geri dönüyorum. İpim tam pırpırların üzerine gelecek şekilde düzelterek bu şekilde geri döndüm. Hemen baştaki pırpıra tekrar batıyorum. Kenarına pırpır yapıyorum. Bir sonraki pırpıra batarak zürafa yapmaya başlıyorum. Bir
Sırasıyla her bir pırpıra batıp üzerine zürafa yapıyorum. Sondaki pırpıra hemen battım. 4 tane zürafam oldu. Şimdi baştaki zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Aynı zürafaya tekrar batarak üzerine pırpır yapıyorum. Hemen bir sonraki zürafaya batıyorum. Bir sonraki zürafaya battım. Sondaki zürafaya battım. Zürafa sayım 3 tane kaldı. Bu şekilde zürafa sayım 1 tane kalıncaya kadar eksilterek tamamlayacağım arkadaşlar. Zürafa sayım 1 tane kalıncaya kadar eksilttim. Tekrar geri dönerek üzerine pırpır yapıp ipimi kopardım. Kenarında 5 tane pırpırım oldu arkadaşlar. Şimdi modelimizin çiçeğini yapmak için sap kısımlarını oluşturacağız. Yuvamın içine batarak buraya düğümümü atıyorum. Hemen yuvamın içine tekrar batıyorum. Buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Bu büyüklükte bir pırpır yaptım. Pırpırın içine batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar pırpırın içine batıyorum. Üzerine daha küçük minik bir pırpır yapıyorum. Bu şekilde. Tekrar yuvanın içine batıp buradan aşağıya iniyorum. Yuvanın içine tekrar batarak boş bir düğüm atıyorum. İkincisini yapıyorum hemen. Bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın büyüklüğü yaprağımın pırpırını başlarken ki buradaki pırpırların büyüklüğü kadar arkadaşlar. Pırpırın içine batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar pırpırın içine batıyorum. Üzerine minik bir pırpır yapıyorum. Buna zürafa da diyebilirsiniz. Bu büyüklükte küçük bir pırpır yaptım arkadaşlar. Tekrar yuvanın içine batarak buradan aşağıya indim. Bu şekilde sap kısımlarını da oluşturmuş oldum. Hemen burada iplerimi kestim. Şimdi ara kısmını yapmaya devam edelim arkadaşlar. Çiçeğimiz sağ tarafa meyilli olacağı için burada 5 tane zürafa bırakmıştık. Burada 6 tane zürafa bırakacağım. Dilerseniz 7 tane de bırakabilirsiniz. Şimdi 2, 4, 6 hemen 7. zürafaya batıyorum. Ve buraya düğümümü attım. Bir tane zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Ve buraya pırpır yapıyorum. Tekrar batıyorum. İkinci pırpırı yapıyorum. Ve üçüncü pırpırı yapıyorum.
3 tane pırpır yapmış olduk buraya. Şimdi buraya zürafa yapmaya devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane zürafayı yaptım. Son yaptığım zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Ve üzerine yine 3 tane pırpır yapacağım. Bu şekilde ara kısmını da yaparak tamamlayacağım. Ara kısmını da yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi üzerine modelimizi koymaya başlayalım. Hemen üzerine yapmış olduğumuz küçük pırpırın içine batarak buraya düğümümü atıyorum. Düğümümü oldukça sol tarafa doğru çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Buraya düğümümü atmış oldum. Şimdi yuvanın içine tekrar batarak buraya pırpır yapıyorum. Bu biraz büyük oldu. Bunu küçülteceğim. Bu büyüklükte buraya bir pırpır yaptım. Pırpırın içine batarak hemen buradan geri dönüyorum. İpimi oldukça sol tarafa doğru çekiyorum. Çünkü üzerine 3 tane pırpır yapacağız. Tekrar pırpırın içine batıp buraya pırpır yapmaya başlıyorum. Birinci pırpırı yaptım. İkinci pırpırı yaptım. Ve buraya üçüncü pırpırı da yapmış oldum. Tekrar yuvaya batıp buradan aşağıya iniyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırların büyüklüğünü ne kadar eşit yaparsanız modeliniz o kadar muntazam olur arkadaşlar. Pırpırın içine batarak hemen buradan geri dönüyorum. Bu şekilde. Tekrar pırpırın içine batarak üzerine pırpır yapıyorum. İkinci pırpırı da hemen yaptım. Bir tane daha hemen yapıyorum. Tekrar yuvanın içine batıp buradan aşağıya indim. Ve buraya üçüncüsünü yapıyorum. Bir tane pırpır yaptım. Şimdi buradan geri dönüyorum. Üzerine küçük pırpır yapacağız.
1. İki. Bir tane daha yapıyorum. Ve üç. Tekrar yuvanın içine batıp buradan aşağıya indim. Burada hemen ipimi kesiyorum. Bu şekilde birincisini yapmış oldum. İkincisini de aynı şekilde yaparak tamamlayacağım arkadaşlar. İkincisini de yaparak tamamladım arkadaşlar. Ara kısımlarının ortasındaki pırpırlara da yine pırpır çalışacağız. Hemen İkincisinden başlıyorum. Elimde pembe ipim olduğu için ortadaki pırpıra batarak buraya düğümü atıyorum. Ve buraya pırpır yapıyorum. Bir. İki. Ve üç. Hemen burada ipimi kesiyorum. Diğer ara kısımlardaki pırpırları da yaparak tamamlayacağım arkadaşlar. Ara kısımlarını da yaparak tamamladım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.